Önce ben gerçekten de Türk İş'in, Hak İş'in ve DİSK'in bir araya gelmesi ve bu salgın hastalık dolayısıyla ortak bir bildiri yayınlamaları hem bugün için hem gelecek açısından hem de demokrasimiz açısından çok önemli. Bu açıdan gerçekten üç değerli başkanı da yürekten kutluyorum. Ortak hareket etmek en azından emeğiyle geçinenlerin, alın teriyle geçinenlerin haklarını savunmak sizin göreviniz. Bu konuda bir birlik sağlamanız da Türkiye için de demokrasi için de çok değerli. Bu açıdan öncelikle yürekten kutladığımı ifade etmek isterim sayın başkanlar. Geçici olarak kapatılan iş yerlerinde çalışan işçiler vardı. İşte kahvehanelerde, pastanelerde, berberlerde, buralarda yüz binlerce işçi şu anda evinde. Siz bir şeye vurgu yapmışsınız kendi ortak bildirinizde işten çıkarma yasaklansın diye. İşten çıkarmanın bir şekliyle sınırlanması gerekiyor. Bu süreçte iş kimsenin işinden aşından olmaması lazım. Bu bağlamda biz de size her türlü desteği veriyoruz. Zaten bizim ilk yayınladığımız açıklamada da gerek benim gerek parti sözcüsünün gerek grup başkan vekillerinin açıklamalarında da bu konu vardı. Tabi bu işsiz olanların bir kısmı maalesef Türkiye'nin bir gerçeği, bir kısmı sigortalı, bir kısmı sigortasız. Ama bu süreçte sigortalı mıydı, sigortasız mıydı diye bir ayrım yapmaksızın herkesin bir gelir güvencesine kavuşması lazım. Bu konuda da işsizlik sigortası fonunun harekete geçirilmesi lazım. Bu düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyoruz. Bu ilginiz ve nezaketiniz için Hak İş Konfederasyonu adına teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. 83 milyonun eşit olduğunu, eşit şartlarda bulunduğu bir ortamı yaşadığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla bugün insanlar arasındaki bir ayrım yapmadan bütün herkese eşit bir şekilde taşınması gerektiğini düşünüyorum. Hatta buna mültecileri de ilave etmemiz lazım. Bugün itibariyle her bir bireye, ülkemizde yaşayan her bir bireye ulaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Öncelikle bu bir araya geliş için çok teşekkür ediyoruz. Tabii siyasi partilerimizin de başta da ana muhalefet partimizin bu konuda bizim sesimize güç katması gerçekten önemli. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu dönemde özellikle zorunlu, temel, acil, mal ve hizmet üreten işler dışındaki diğer işlerin durdurulması çağrısını gerçekten önemsiyoruz. Bu sadece bizleri, işçileri, ailelerimizi korumak değil, bu salgınla mücadele için toplumsal olarak yapılması gereken bir süreç. Zorunlu olarak çalışan ve çalışmak zorunda olan da birçok alan var. Örneğin sağlık iş kolu, hastaneler, sağlık çalışanları, belediye hizmetlerinin önemli bir kısmı, temizlik, çöp toplamadan itibariye işte ulaşma, mezarlık işlerine kadar ya da gıda sektörü aynı şekilde. Bu düzenlemeler yapılarak ama zorunlu olmayan alanlarda işin durdurulması ve buradaki işçilerin gelirinin devlet tarafından güvence altına alınması son derece önemli ve bunun zaman kaybedilmeden yapılması gerektiğini ifade ettik. Evet Sayın Başkan, Sakarya nasıl? Sakarya büyük bölümü bu alınan tedbirlere uyuyor Genel Başkanım. Yani ben evet. İnsanları sokakta görmüyorum. Burada da iş sağlığıyla, iş güvenliğiyle ilgili tedbirler alınıyor Genel Başkanım. Mesela bir masada 7 kişi oturuyorsa 2 kişi oturuyor. Yahut bir serviste 10 kişi oturuyorsa 4 kişi gidiyor servis. Ama esas problemimiz bizim örgüt olan iş yerlerine ilgili. Sıkıntımız orada. Şimdi ben bu süreçte para biriktirme dönemi değil. Aynı geminin içindeyiz. Geminin lüks kamerası yok. Gemi battığı zaman lüks kamerası da gidecek, hepsi gidecek. Genel Başkanım bu süreçte biz, Arzu Hanım söyledi, Osman kardeşim söyledi. Yani mecbur olmadığımız iş yerlerinde çalışma mecburiyeti yoksa güvenlik de var, sağlık da var, gıda da var. Yani bunlar eczanesidir, bizim ilaç sanayidir, bunlar tamam. Ama bunun dışında en azından bu iki hafta önemli sağlık açısından. Yani evde çıkmamayı, insanların evinde kalmasını söylemeye devam edelim. Biz bugüne kadar gerek ben gerek parti sözcülerimiz, grup başkan vekillerimiz iktidara çağrı yaparken mutlaka bir ortak aklı egemen kılalım. Ekonomik Sosyal Konseyi toplayın dedik. Çünkü sorunu yaşayanlarla sorunu çözecek olanların bir araya gelmesi lazım. Ben derdimi anlatayım ki onlar da benim derdime uygun çare üretsinler. Bu bugüne kadar gerçekleşmedi ama inşallah bundan sonra gerçekleşir.
Çünkü ekonomik sosyal konsey bir anayasal kurum. Yani ve yaşadığımız süreç de çok önemli bir süreç. Yani bu süreçte siz gayet güzel söylediniz. Biz siyasi farklılık gözetmiyoruz, kimseyi ötekileştirmiyoruz diye. Zaten bu Covid-19'da kişinin siyasi görüşüne, partine, kimliğine, inancına bakmıyor yani. O zaman ortak hareket etmek lazım. Bütün vatandaşlar olarak siz 83 milyon dediniz ama 3 milyon 600 bin de Suriyeli var. Onlardan da bu hastalığa yakalanan var. Onların da hakkı var. Onlar da insan. Onların da hakkını bir şekilde savunmak zorundayız. Çünkü Türkiye büyük bir devlet. Ayrımcılık yapmaz bu gibi konularda. Bu bağlamda eğer Ekonomik Sosyal Konsey önümüzdeki süreç içinde toplanır, işçileri, işverenleri, çiftçileri, doktorları bir araya getirirse en azından siz sorunları aktaracaksınız. İşverenler de sizin sorunlarınızı dinleyecekler. Gerçi bazı sendikalarla işveren bir protokol yaptılar bu süre içinde kimseyi işten çıkarmayacağız diye. O güzel bir şey, güzel bir hareket ama bunun Türkiye genelinde yaygınlaşması lazım. Bir de siz de söylediniz, ben de söyledim. Hani daha sigortasız olan ya da sendikasız olan milyonlar var ve bunların da haklarının, hukukların korunması lazım. Onların hakkını, hukukunu koruyacak olanlar da meslek örgütü olarak siz dersiniz. Sendikalı olsunlar veya olmasınlar. Bir siyasetçi olarak keşke bunlar da tamamı sigortalı olsa, keşke sigortalı olanların sayısı kaç kişi çalışıyorsa 6 milyonsa 6 milyon, 8 milyonsa 8 milyon sigortalı ve aynı zamanda sendikalı olsa güzel bir şey olur diye biz de düşünüyoruz ama bunun yolları zaman içerisinde belki oturulup tartışılacak, daha güzel, sağlıklı çözümler üretilecektir. Ben katıldığınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bizim yapabileceğimiz bir şey varsa parti olarak da emrinizdeyiz. Dediğim gibi bu işin siyaseti yok. Bu işin eğer bir şekliyle elimizi taşın altına koyacaksak Türkiye'de yaşayan ve sorumluluk taşıyan herkesin elini taşın altına koyması lazım. Siyasetçi olarak ben, sendikacı olarak sizler, konfederasyon başkanı olarak sizler, Türk Tabipler Birliği, memur sendikaları, hepimizin ortak hareket etmesi lazım. Bu bağlamda katıldığınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.